Can. Sence de biraz konuşmamız gerekmiyor mu? Benim çıkmam lazım. Neden gelmedin dün gelinlik provasına? Gerçekten işim vardı. Bu mu yani? Bu kadar basit mi? Ya Can, alt tarafı eve gelecektin. Ya konuşsana, bir şey söylesene, ne bileyim, yalan söyle, gönlümü al ya. Bak, akşam konuşalım, olur mu? Hem belki kendimi sana affettirebilecek bir sürprizim olabilir. Büyük bir sürpriz olsun ama. Yani ayaklarım yerden kessin. Yoksa aşağısı seni kurtarmaz. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Ya araban lazım, anahtarı versene. Niye? Kızım, patlattım ya ben benim arabayı. Perte çıktı. Babam daha bir şey söylemedi. Ayrıca senin araban daha güzel. Ver de cemiyet hayatında iki havamız olsun. İyi tamam, kapıdan çıkarken alırsın anahtarı. Ama önce bana yardım etmen lazım. Hayırdır? Bir davete falan mı katılıyorsun? Vallahi içimden biz bu akşam çok güzel görünmelisin diyor. Can bana evlenme teklif edecek bence. Yani tabii o gelinlik krizinden sonra da ancak böyle büyük bir sürpriz toplayabilirdi. O sana teklif etmemiş miydi ya? Ediyordu. Ben engel oldum. Ya Hande'cim, sen ne garip bir kadınsın ya. İnsan sevdiği adamın evlilik teklif etmesine mani olur mu? Yani zaten önceden bir kere bir evlilik teklifi almıştım. Büyüsü bozulmuştu. He yani şimdi bu seferki başka diyorsun. Yani çok merak ediyorum nasıl evlilik teklif edecek. Çok güzel olmuşsun. Ya sen de bir tanesin. Haydi öyle öyle. Hadi git, ne yapıyorsan yap. Alo Özge. Can'ın sildiğimiz haberini Hande'ye mail at. Hemen şimdi. Evlilik teklifi ha? Nereye? İşe. Biliyorsun benim mesai bu saatlerde başlıyor. Partilemeye gidiyorum. Sana da gel diyeceğim ama şimdi önemli bir işim vardır muhakkak bu gece. Benim işlerim bitmez. Senin de bir tane olsa fena olmaz. Şirkete gel bir ara. Konuşalım. Sağ ol Can'cığım be. Ben böyle mutluyum. Hadi iyi geceler. İyi eğlenceler. Ters ters bakıyorsun. Büyük sürprizin bu muydu? Değildi ama. Hayatında bir kere de başına gelen bir şeyi ilk ben duyayım ya. Bana Adana'ya iş için gittiğini söylemiştin. Evet, iş içindi. Kim bu kız? Heh? Adana'da bir kıza çarptığını söylemedin sen bana. Neden önce Duru'nun haberi oluyor da benim şimdi haberim oluyor bundan? Dün abin, bugün de sen. Ne oldu da bu evde insanlar bana bağırmaya başladı?
Abimi bilmem ama ben neden sesimi yükselttiğimi çok iyi biliyorum. Çünkü senin sesin çıkmıyor. Seni üzmek istememiş olamaz mıyım? Ya beni üz ya. Beni üz Can ya, üz beni. Unut Kudret Fettah'ın kızı olduğumu ya. Ben senin sevgilinim. Bazen gerçekten beni üzmemek için benimle birlikteymişsin gibi hissediyorum. Hayır, öyle değil bile diyemiyorsun. Hande. 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 Hande, açar mısın kapıyı? Hande. Hande, açar mısın şu kapıyı? Hande. Senin iyiliğin için yaptım. Sen Hande'yi hiç sevmedin ki. Hande için en doğrusu seninle evlenmek olabilir belki. Ama senin için bu çok büyük bir yanlış olacak. Hadi ne duruyorsun? Hadi git yap evlilik teklifini. Madem seviyorsun. Can'ın anahtarını ver bana. Hande. Hande. Hande, dur biraz konuşalım. Bak. Konuşmak için çok yanlış bir zaman Can. Bence ikimize biraz sessiz kalsak daha iyi olacak. Peki. Nasıl istersen. Durun, anahtarını verin bana. Efendim, araç otoparkta. Söyle canım. Alo Başar, neredesin? Sahile indim, buradayım. Tamam, bir yere ayrılma, ben geliyorum. Gelmeyin. Efe burada. Ya ne tesadüf. Ya gelmeyin, tatsızlık çıkmasın. Ben yalnız geliyorum. Ne oldu, evlilik teklifi falan edecekti bu çocuk sana? Anlatırım. İyi hadi. Şimdi şımarıklık sırası bende aşkım. Efendim Başar.